Geliyor, 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 geliyor. Oo. Oh. İyi akşamlar. Geciktim biraz, affedersin. Hoş geldin. Vallahi seni bekleyemedik. Çocuk acıkmıştı çünkü. İyi yaptın. Yani arkadaşlar, yıllardır bir sürü tuhaflıklarınızı gördüm ama artık bu biraz da bir şey. Çeyeğini giy, bir giyire gaz tutsana. Şey yapalım, yani Galine bende kalsın bu akşam, olmaz mı? Yok yok, babuşkasını bulunca Sermet amcası arayacak onu. Buradan uçağa koyacağız, hop oradan ailesi karşılayacak, değil mi? Babülü seveceğim. Babülü sevecek o. Hadi in bakalım, hop. Git Babülü'ne hadi. Deniz'cim artık kimse sizi aramayacak, merak etme. Hem resmi kurumları arayalım da gerekeni yapsınlar. Bir bu Yiğit'in üstünüze yıktığı çocuğa bakması kalmıştı zaten. Yok ya, emanet o şimdi. Bakalım, ses çıkmazsa düşünürüz o zaman. Sen hiç yorma kendini hayatım, onlar bildiklerini okurlar. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben şey alacağım. Deniz mahsulü risotto alacağım hemen. Peki efendim. Ne içiyoruz? Çorap söyleyeyim sana da şimdi. Hadi bakalım. Risotto'yu karıştıracaksın. Bütün numarası bu. Başka hiçbir numarası yok bunun. Şunlardan yesene biraz. Yemek öncesi antre yenir biraz. Antre giriş demektir yani, iştah açıcı. İştah açıcı? Evet. Vallahi çok şükür ben hep açım. Hiç gerek yok iştah açmaya. Ne bulursam yerim diyorsun yani. Yemek olsun da. Yok canım. Yani soframızdan yemek hiç eksik olmaz Allah'a çok şükür. Ben de hep aç olduğum için hiç gerek yok iştah açmaya. İyi, hadi gel. Ama yemek tadı çıkartılası bir şeydir. Öyle ne bulursan ye kalk olmaz. Şunun tadına bak bakayım. Bu karpaccio, çiğ et. Aç bakayım ağzını. Karpaccio ünlü bir İtalyan ressamdır biliyorsun. Bu yemeğin adı doğrudan geliyor. Resimlerinde kırmızı hakim diye. Hmm. İtalya'da pişmiş et yiyemeyen bir kontes için icat edilmiş. Wow, şimdi geleceğin kontesi Nalan Hanım tadına bakıyor. Nasıl buldun? Yani ben pek bir şey anlamadım bundan. Şunu merak ediyorum, bu pilavı karıştırıp duruyorsun ya. Pilav? Hmm. Risotto. Ben sömestr tatilinde arkadaşlarla İtalya'ya gidiyorum. Trenle gezeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Bütün masraflar benden. Ha. Ne olur? Yok, biz başka bir plan yaptık arkadaşlarla. Şey, İspanya'ya gideceğiz kısmetse. Ne Allah'ım ya. Nasıl bir şeysin sen ya? Ne yaptın bana? Söylesene. Ben aylardan beri seni düşünüyorum. Sen git. Ben gelemem. Fırat. 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 Ben gideyim. Ben gideyim. Ben gideyim. Şey, bir saat izin aldım ya. Şimdi beni merak ederler. Hem herkes hastanede. Beni üniversite kursunda sanıyorlar okulda, tamam mı? O yüzden gideyim ben. Ne oluyor?
aklıma ne geldi? Ablacığım sen anlatmıştın. Nari'nin lise zamanında büyük bir aşkı vardı hani. Hayatım sen de dinle. Bir gün oğlan Nari'ni eve atıyor ve yemek falan pişiriyor. Ne hazırlıyor biliyor musun? Risotto. Ay kasabada risotto pişirmesini bilen bir sevgili. Sonra ne olmuş? Yok ya. Siz benim sarhoşken altıma ne bakıyorsunuz? Kesin uydurmuşumdur. Ay yok yok. Hikayenin devamı daha da vahim. Biri çiftliği yakmaya kalkışıyor. Meğer Nari'ne aşık bir çocuk değil, iki çocuk varmış. Ya ben aslında risotto yemem de. İşte gördün mü bak. Demek atlatmışım bu risotto travmasını. Ay ne kızıyorsun canım? Komik bir hikaye işte. Konuşuyoruz. Ne var? Ayrıca niye ayrıldınız ki madem o kadar aşıktınız yani? Ya sen şu bir tabak pilavın yaptıklarına bak ya. Ben bilseydim kapuska söylerdim. Lafı kaynatma bence. O büyük aşk neden bitti anlatsana. Herkes merak ediyor değil mi? Ya bu aldattı beni ondan sonra. Ama benim bildiğimi bilmiyor tabii. Ben de çok enteresan bir yerden öğrenmişim. Kız dayımın kızı. Hadi dayının kızı. Kısmetsiz çocukmuş. Tesadüfe bak. Ya aynen öyle. İşte ondan sonra işte erkeğim ben olur böyle kazalar falan filan diye kandırdı beni. Ben de gencim kandım tabii. Ama o yüzden bitmedi. Başka bir şekilde bitti. Ama size anlatmayacağım tabii ki neden bittiğini. Deniz bir ara kafası iyiyken içer içer anlatır değil mi bütün anlattıklarımı? Benim biraz midem bulandı. Bu risottonun içindeki mide biraz şeymiş galiba. Ben bir banyoya gideyim. Bir şey söylemem normalde. Kardeşin canım o senin. Anlatabilirsin ne olacak ki? Oturup böyle kek benim iğrenç geçmişim hakkında konuşabilirsiniz. Sorun yok yani. Canım çok kötü durumdasın. Görüyorum. Ne olur affet. Özür dilerim. Ha? Deniz git masaya. Ben o masaya dönmeyeceğim. Tamam mı? Dönmeyeceğim. Senden de sülalenden de uzak durayım biraz. Nari. Arkadaşlar, gidişimizle ilgili bir organizasyon yapmamız lazım. Yani nasıl gideceğiz? Karavan maravan tutayım bari. Ha? Güzel olur. Saçmalamayın. Cenazeye gidiyoruz, tatile değil. İyi o zaman uçaklara bakın. İneriz orada, oradan da bir araba kiralarız, devam ederiz. İyi fikir bu. Şunu versene hayatım. Senin suratın niye bu kadar az? Olaylar mı sarstı seni bu kadar? Hazır mısınız? Araki bulasın. Bak kahretsin seni Can. Ne oluyor? Can gene yok ortada. Sinirden deliye döndü tabii. Ya geç kalacağız. Feribotu kaçıracağız. Hadi Can'ı ararsın yolda. Ne arayacağım ya? Öyle cenaze menaze işlerine gelmez bizimki. Kötü günde Araki bulasın onu. Ama ayıp ya. Irmağın nişanlısı sonuçta. Fırat yani yedi kat ev değil ki. Çocuk hem annesinden babasını kaybetti. Bugün yanında olmayacaksa ne zaman yanında olacağız? Ama Can Efendi için birinci sırada kendi rahatı. Tamam neyse. Tamam gelmiyorsa gelmesin canım. Biz gidelim ya. Hadi hadi yürü. Ne yalan söyleyeyim. Hiç ümidim yoktu yetiştireceğinden. Vallahi iyi çıkarmışsın. Bravo. Kardeşim ona dikkat edin. Daha boyaları kurumadı.
Kokteyl saat 7'de. 6:30 gibi buluşuruz. Şimdiden başarılar. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin? Ben buradayım. Sen de olman gereken yerdesin bakıyorum. Ya ben buradayım işte sergimde. Ben de sergiyi kutlamaya geldim zaten. Gel içeri bir şeyler iç. Hemen yok. Almayayım şimdi. Basın vardır. Yine fotoğraflanmayalım yani senden. Ben böyle bir göreyim istedim seni. Başarını kutlamak istedim. Çok gururlandım senden be Picasso. Bir tek sen hatırladın zaten. Ama iyi geçti ha. Bütün resimleri sattım. Servetine servet kattın yani desene. Oh, yarasın. Bu akşam takılsana benimle. Hı? Ben böyle yalnız kalmak istemiyorum. Benden. Tozuturuz eski günlerdeki gibi ha. Ne diyorsun? Olur. O zaman ben her zamanki bara gideyim. Bekleyeyim orada seni. Sen de burada işin bitince gelirsin. İyi, bekletmeyeceğim. Israrla buraya getirdim. Ne olmasını istiyorsun güzelim? Sen iyice düşündün mü? Hı? Beni buraya getirirken aklın başında mıydı sen? Ya nereden bileyim? Bana böyle aptal aptal sorular sorma da soyun. Hadi yukarı çık. Ay. Picasso hata geçti. Şimdi bu sergi başarısı senin başını döndürdü ama... Sen var ya, çok yanlış yapıyorsun ha. Hadi hadi yukarı. En büyük sergi orada. Hadi. Fırat, kadının durumu çok ağır. Belki de ölecek. Kocasını son bir kez ona veda etmesine izin vermeyecek misin? Bu biraz ağır olmuyor mu? Gel. Belki beni sen ikna edersin. Hayatım boyunca karanlık işler yapmadım ben. Aleyhimde ne topladığınızı bilmiyorum ama ben kendimi çok iyi biliyorum. O Atıfit'i babasını bankanın üzerine saldı. Esas bu onun hesabını verecek. Sizinle ben değil. Avukatım uğraşacak. O gece neden geldin sen oraya? O itin benimle ne alıp veremediği var öğrenmek istedim. Tabii telefon gelince üzerime saldırdı ama çok iyi oldu. Büyük planınızın ne olduğunu anlamış bulunuyorum. Senin de hangi nedenle orada olduğunu. Ben hiçbir suça kayıtsız kalamam, bunu bilmiyor musun? Peki. Buraya geldiğin gece eğer seninle güzel vakit geçirseydik... ...o söylediğin suça kayıtsız kalacaktın anladığım kadarıyla. Ama benim sana tavrımdan dolayı fikrini değiştirdin. Gözlerine bakıp karar verecektim.
masum olduğuna inanmaya ihtiyacım vardı. Seni dava etmek kolay bir şey mi sanıyorsun benim için? Bir avukata göre alışılmamış yöntemlerim var. Gözlerime baksana. Demek gözlere bakarak bir insanın suçlu olup olmadığını anlıyorsun. Hadi bak. İğrençleşme Fırat. En azından Atıf'la sevgili olmadığını anladık. Beni içeri tıktırmanızı tercih ederim. Biliyor musun? Fırat, gerçekten hayatımın sonuna kadar seni görmek istemiyorum. Bu yaptığın izin istemek değil gerçekten. Başka bir şeye giriyor. Saçmalama lütfen Fırat. Saçmalama lütfen. Fırat. Fırat. Beni yalnız bırak. Fırat, neyin var? Ne oluyor? İyiyim, şimdi geçer. Neren ağrıyor? Anlamadım. Neyin ağrısı bu? Neyim dedim Narin? Fırat. Fırat, sıcak su iyi gelir. Gel hadi. Gel. Tamam, iyiyim ben. Uzan biraz şöyle. Ne kadar zamandır oluyor bu böyle? 2 günden beri böyle. Ama geçiyor hemen. Geçti şu an. Tamam. Sen şimdi biraz sakinleş kendine. Gel bir doktora gider gösteririz, tamam mı? Gerek yok. Hadi gel biraz su iç. Aa, tamam ver. Tamam. Bir dakika. Ya ver. Geçti, bir şeyim kalmadı. Kızlar benim her şey. Buyurun Narin Hanım, bu taraftan lütfen. Nasıl bu kadar büyütülen anlamadım. Haklısınız Cemil Bey. Zaman ne de çabuk geçiyor. Her şey misin? Ya valla sen olmasan biz ne yapardık abla? İyi akşamlar. Kusura bakmayın, geciktim. İşler bitmek bilmedi. Trafikte malum. Afiyet olsun. Hoş geldin Narin. Baba tanıştırayım. Narin Hanım kendisi avukattır. Deniz'in üniversiteden sınıf arkadaşıymış. Hem bizim kasabadan baba, biliyor musun? Hikmet Kazan. Memnun oldum kızım. Ben de. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Aslında ben Başkan Bey'i çok iyi tanıyorum tabii. Ama kendisi beni hatırlamaz. Kasabamızın futbol takımının başındaydı. Benim kardeşim de futbol hastası. Neyse. Bıraktık o işleri. Her şey gençlikte. Köşeme çekildim artık. Çiftlikte huzur içinde yaşıyorum. Benim de en beğendiğim hayat şekli bu ama bu kızları bırakıp bir yere gidemiyoruz ki. Ya. Belki artık gözün arkada kalmaz amcacığım. İnşallah. Ayvalık'taki evi toparlasak ne güzel olur. Hem biz de geliriz arada, değil mi? Beni saymayın.
Böyle temiz havadan, kırdan, bayırdan hiç hoşlanmam. Ben şehir kızıyım. Ne yersin Nari? İstersen siparişini kendin ver. Sen söyle. Nasıl olsa otel sizin. Siz daha iyi bilirsiniz ne yenir, değil mi? Bu arada oteliniz çok güzel. Yerine bayıldım. Sağ olun, sağ olun. Artık İstanbul'da en iyi iş turizmde. Yaz kış iş yapıyoruz. Vallahi ben burayı yatırım olsun diye 5 yıl önce almıştım. Sonra aklıma girdiler. İşte toparladık, otel açtık biz de. Ama memnunuz çok şükür. Ben personel de çok iyi. Aşçı hele mükemmel. Baksanıza. Geçildi mi? Ne oldu? Vallahi henüz konuyu açan yok. Oralara gelmedik daha galiba. Süper, çok lezzetli. Evet. Bence mükemmel. Çok heyecanlı. Ben de. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Fırat için gönlümden geçen hep böyle çıtı pıtı, güzel, zarif, sarı sarı bir kızdı. Allah duymuş gibi bu güzel hanım kızımızı çıkardı karşısına. Üstelik böyle güzel, asil bir ailenin kızı. Demek dünür oluyoruz Cemil Bey ha? İnşallah efendim. Bu gece bir tanışalım istedim. Görenek, gelenek neyi icap ettiriyorsa en kısa zamanda onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Sizce de münasipse önümüzdeki hafta ziyaretinize gelmek isteriz Cemil Bey. Şeref duyarız efendim. Çocuklar aralarında kararlaştırsınlar, bize bildirsinler. Ben her zaman hazırım. Müsaadenizle. Güzelmiş. Ne kadar çok şey var görmediğim öyle. Sana göstermek istediğim o kadar çok güzellik var ki bu dünyada. Her şey seninle birlikte kat kat daha güzel oluyor zaten. Ben seni asla bırakmam. Kimse görmez bizi. Burası babamın arazisi. Bizden başka kimse yok ki. Baksana. Yarın yılbaşı. Bizimkiler kasabadaki eve gidecek. Ben de çiftlikte parti vereceğim. Ya mutlaka senin de gelmen lazım. Ne olur. Ya tabii tabii. Babam da yollar zaten beni. Hatta kendi getirir. 12'den önce de gelir alır değil mi? Ya niye böylesin ki sen ya? Yani herkes hayatını bu şekilde yaşıyor. Bence sen de biraz başını kaldırıp yani haklarını korumalısın. Her şeyin bir zamanı var. Onun da zamanı gelecek elbet. Ama dur bakalım nerede yani? Bırak insan hakları. Bizim mahalleye genç kız hakları uğramadı daha yani. Ben bu yıla bir tek parça gireyim de başka bir şey istemiyorum. Eğer kendi paramı kazanıyor olsaydım seni o evde bir saniye bile tutmazdım. Ya. Çok seviyorum seni be. Çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum.
Sen olmasaydın ben zaten katlanamazdım bu hayata. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel bir özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Ben seni hep gezdiririm bak böyle. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Bizim hayatımızla, mutluluğumuzla, geleceğimizle ilgili verdiğin karar bu mu senin Nari? Susmak mı? Canım ne anımız? Alerjim var bilmiyorsun. Boşuna arama, sonunu dün gece demledim ben. Öyle mi? Hı. İyi, ben alırım bugün. İyi olur vallahi da. İş bulabildin mi sen? Yok. Dün bütün gün kayıt işleriyle uğraştım. İnşallah bugün. Hadi bakalım. Ben de sağa sola haber verdim. İşi çıkarsa ararım seni. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah'ım bu olsun bu sefer ne olur. Abi. Ooo. İkincisi de girdi. İkincisi de girdi. Bak.
Ne oluyor? Böyle şey oluyor. Buradan sağ çıkamıyorum. Kaza falan nasıl yani? Kurtaracaklar abi insanları. Ne oluyor? Ay gitti koca bina. Ne olacak şimdi? Merakete bak ya. Eskiden uçak kaçırmayacak. Yok ya film bu. Olur mu öyle şey? Milletle kafa geçiyor. Abi çöküyor. Çöküyor. Öyle şaka mı olur ya? Kaç kişi yaralandı? Adayı değiştirsene bakalım ya. Nasıl insanlar bunlar? Görünüyorsun sen. Moralim bozuk biraz ya. Yine iş bulamadın değil mi? Yok. Sen yemişsindir diye almadım da. Yedin mi şeyler? Tabii canım. Kalır mıyım bu saate kadar hiç? New York'ta olanları duydun mu? Vallahi bütün dünyada böyle terör saldırıları olacakmış diyorlar. Hı. Eyvah. Kapıdaki ilan için şeye rahatsız ettim ama. Bir eleman arıyoruz aramasını ama geçici bir iş. Bir de bu iş size uymaz. Temizlik bulaşık ağır iş. Yok yok. Olur olur ben kalkarım her işin altından. Görürsünüz. İyi sen bilirsin. Bir deneyelim bakalım. Hüseyin arkadaşla ilgilen. Tamam. Çok sağ olun. Hiç pişman olmayacaksınız. Göreceksiniz bak. Dur bakayım. Acelen ne yavru kuş? Şey ben... Bırakır mısınız kolumu? Bir öpücük verirsen belki. Ne? Bırakır mısınız? Aa, ne yapıyorsun sen? Manyak mısın be? Ha şu hale bak. Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Ama kolumu şey yaptı. Çok özür dilerim Naci Bey. Eleman yeğeni. Şu halime bak. Allah kahretsin gerçekten be. Gerçekten çok özür dilerim. Şimdi... Çok affedersin. Defol git buradan gözüm görmesin seni. Şey... Yövmiyeyi vermeyecek misiniz? Neyi? Ne yövmiyesi? Bir de yövmiyeyi mi bekliyorsun? Ama... Defol git buradan beceriksiz. Liste kabarıyor. Yazıyorum ben bunların hepsini mekanlara. Hepiniz göreceksiniz siz. Hepiniz göreceksiniz. Aa, geldin mi? Ben de seni arayacaktım şimdi. Niye ki? İş buldum sana. Ne işi? Parti garsonluğu. Yani öyle sürekli bir iş değil ama beğenirlerse devam gelir. O ne demek ya? Hacım bildiğimiz garsonluk da yani özel partilerde içki miçki bir şeyler servis edeceksin. İyiymiş. Hadi bakayım. Kırık kıyafetle olmaz. Sana bir şeyler ayarlamanız lazım. Gel bakayım sen benimle. Şey bir şey diyeceğim ya. Biraz başım dönüyor da koşturmaktan öyle bir şeyler alamadım. Senin şu dolaptaki peynirden atıştırayım mı biraz? Kızım deli misin nesin bir de soruyor ya. Sen kaç gündür yemek yemedin bakayım?
Yok yok, daha öğlen yedim canım da öyle midem kazındı işte. Giyecek bir şeyler ayarlayayım. İyiymiş beynim. Cengiz almış. Ağzın tadını pek bilir serseri. Ah şöyle. Güzelliğin çıkmış ortaya. Çok kısa değil mi ya? Çekiştirip durmasana, elbise işte oldu. Bak al şu kağıdı. Burada adres yazıyor. 58 A'ya binersin, tam önünde inersin. Çok mu uzak? Yürürüm ben, ne olacak ki? Ay Narin, yuh yani. Sen hala otobüslere binemiyor musun? Ya ne var, yürüyorum işte ferah ferah. Hem etrafı keşfetmiş oluyorum. Otobüsler çok kalabalık oluyor ya. Hayır, ben çok manyak tanıdım ama senin kadar tımarhaneliğine hiç rastlamadım kızım. Bu ne ya? Ay hiç seninle tartışacak halim yok benim. Bir an önce çık çünkü 2 saate ancak varırsın yürüyerek. Ne 2 saati ya? Ben 1 saatte yürürüm. Acayip hızlı yürüyorum ben. Ben şunu ütüleyim. Aradım. Trafiğe takıldım. Ama gezirler, uzakta olsun. Siz istemiştiniz. Deniz Hanım gelir şimdi. Sen bunları dağıtmaya başlar. Hadi çabuk ol. Deniz Hanım kim? Bizim devamlı müşterimiz. Doğum günü sahibi. Şehrin en genç zenginlerinden biri olmuş. Fena servet bulmuş. Çok iyiymiş. Siz istemiştiniz. Tabii veririm. Ay! Ne yapıyorsun be? Bırak şey. Ay çok affedersiniz. Ben hemen... Ne oluyor orada be? Gerçekten. Ben de şey yapmadım. Olmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.